İstanbul'un kuruluşuyla ilgili ünlü efsaneye göre, Kadıköy'ün tarihi İstanbul'dan daha eskiye dayanır. Aradığı ülkeyi, körlerin ülkesinin karşısında bulacağı kahinler tarafından söylenen Bizas, Sarayburnu'na gelir. Karşı kıyıda Halkedon şehrini görünce, kendi bulduğu daha güzel yer varken, karşıya yerleşenlerin kör olduklarını düşünerek yeni şehrini burada kurmaya karar verir. Bizans'ın kuruluşundan çok önceleri, milattan önce 5000-3000 yılları arasında Kadıköy'de, şimdiki Fikirtepe bölgesinde bir Finike uygarlığı olduğu tahmin ediliyor. 1329 yılında yapılan Pelekanon Savaşı'ndan sonra Kadıköy yöresi Osmanlıların eline geçer. İstanbul'un fethinden sonra Kadıköy, Fatih tarafından İstanbul'un ilk kadısı olan Celalzade Hızır Bey'e arpalık, yani maaş olarak verilir. Buradan kaynaklanan Kadıköy adı yerleşip günümüze kadar gelir. İstanbul'un fethi Kadıköy'ü olumsuz yönde etkiler. Kentin Rumeli yakası canlanırken Kadıköy'de her alanda bir gerileme yaşanır. 1540 yılında İstanbul'u ziyaret eden Fransız gezgin Pierre Gilles, Kadıköy artık bir köydür der. Nüfus tabii zaman içerisinde başlamış hareketlenmeye, ama o zamanlarda işte 1200 civarında Rum, 800 civarında da İslam var, Müslüman var pardon. Bunlar muhtelif şey, yani saf yalnız Osmanlı değil, Türk değil yani. Ama sonradan yavaş yavaş işte buraya yerleşim başlıyor. Ama özellikle 1780'lerde şey başlar işte, bayağı akım başlar buraya, akım başlar. İşte Ermeniler gelir. Mesela o zamana kadar hiç Ermeni yoktu bu tarafta. Anlatabiliyor muyum? Yahudi yoktu bu tarafta. Ondan sonra işte o Beyoğlu, Beşir Beyoğlu yangınından sonra bu tarafa göç başlar. Ve dolayısıyla nüfus kesafeti artmaya başlar. Kadıköy'ün gelişmesindeki önemli etkenlerden biri, vapur işletmesinin seferlere başlamasıdır. Daha önceleri Rumeli yakasına pazar kayıklarıyla yapılan ulaşım, 1864'te kurulan Fevaidi Osmaniye işletmesine bağlı buharlı ve yandan çarklı gemilerin seferleriyle kolaylaşır. Böylece Kadıköy halkının yaşamında vapurlar önemli bir yer alır. Kadıköy'deki ulaşım yine Haydarpaşa Kadıköy vapurlarıyla şey yapmıştır, devam etmiştir. Köprüye giderlerdi. Ama bir tek şeyi daha söylemek isterim. Kadıköy'deki vapurlara binen herkes de birbirini tanırdı. Ben 6 sene tıbbiye gittim. Hep aynı yerde oturdum sabahları. Hep aynı yerde oturdum yani. Karşı tarafta birisi boş kalır, bir boş yer varsa aa filanca gelmemiş derler. Bir tanımazdık biz ama şahsen tanıyoruz. Yani, o gelmemiş bugün, yok onun yeri boş filan bu derece. Yani kimse kimsenin yerine oturmuyor zaten, ihtiyaç da yok. Hep aynı yere oturmuşsundur. Bizim için çok enteresan olan olaylardan bir tanesi vapurdur. Tabii uzun zaman
Hepimiz birbirimizi tanıyorduk. En azından göz aşinasıydık. Mesela ne bileyim vapurlarda. Neredeyse herkesin belirli bir yeri vardı. Girişi güzel oturulmazdı. Hatta mesela birinci mevkide efendim işte arka kapı vardı biliyorsunuz. O arada var, lüks vardır. Arka kapının sağ tarafında Burhan Felek oturur veya Burhan Belge oturur. Neyse yani efendim. Oraya kimse cesaret edip oturamazdı. Ciddi söylüyorum, kimse cesaret edip oturamazdı. Zaten oraya biz talebeler, yani çoluk çocuk bilemezdik. Ama yani kelli felli adamlar da bilirler ama yani o saygıdan mütevellit oturmazlardı oraya. Yoksa kimse ona benim yerime oturdum falan deme haddi değil, haddi değil. Anlatabiliyor muyum? Ama bu böyleydi. Vapur işletmeciliğinin Kadıköy'ün gelişmesinde önemli bir etkisi olmuştur. Ama her zaman düzenli yapılmamış olması uzun bir dönem Kadıköy ve adalar halkına sıkıntı çektirmişti. Vapur Kadıköy vapuru. Şimdi o zaman mesela 11 kuruş veriyordu. Bir de geçerdi İstanbul'a 11 kuruş da, değil mi? Ondan sonra işte şimdi vapuru da böyle çalışmıyor diyor işte yarım saat. Yarım saat vapuru yoktu yarım saat. Yani bir saatten, bir buçuk saatten ahali toplanıyordu ahali. Ondan sonra vapur gidiyordu aslında ve şimdi gibi değil. Yani ahali toplanacaktı 2 saat, 2,5 saat, 1,5 bekle. Ondan sonra vapur kalkacak. Tabii bu gibi vapur yoktu, daha şeydi. İşte böyle bunlar hatırlıyorum. Ben bir defa gittim, İstanbul'a gidecektim. İşte öğlen şeydi, öğlen paydosu. Vapur 2 saat sonra gitti. Yani öğlen paydosu oldu. Bekle bakalım vapuru, değil mi? Kadıköy'ün deniz ulaşımıyla Kadıköy Çarşısı arasındaki yakın ilişki tarih boyunca hiç değişmemiştir. Çarşının konumunu ve önemini belirleyen de bu ilişkidir. Kadıköy'deki çarşının eskiden 2 tane ismi vardı. Bunlardan bir tanesi de Birinci Kilise Meydanı, ikincisi İkinci Kilise Meydanı. Birinci Kilise Meydanı bir Rum Kilisesi olduğu için Rum Kilisesi. Ona Birinci Kilise Meydanı derlerdi. İkincisinde bir Ermeni Kilisesi vardır hala. Ona da İkinci Kilise Meydanı derlerdi. Tabii oranın esnafı kendine göre hakikaten değişik tiplerdi. Fakat genel olarak akaliyetlerdendi. Yani azınlıklardan olmuştu. Rumlar vardı, Ermeniler vardı, Bulgarlar vardı. Bulgarlar çok zaman kendilerine Makedonyalıyız derler. Hakikaten Makedonlar vardı. Hatta bir kısmı hala mevcuttur orada. Sonra bu Kadıköy'deki ikinci kilise meydanı Ermeni Kilisesi'nin bulunduğu yerdir. Onun civarında da yine kendine mahsus bir esnaf grubu vardı. İşte kasabı var, bakkalı var, börekçisi var o zamanki tabirle. Demin söylediğimiz bir eczanesi var. Sonra bir de kırtasiyecileri var o devirde. Yani, ama herkes birbirini tanıyor. O kadar tuhaf ki birkaç da balıkçı var tabii orada. Kadıköy esnafı kendine göre müşterisini de tanıyor, müşteri de esnafını tanıyor ve herkes birbiriyle iç içe. Yani tabii çok gerçi kozmopolit ama insanlar muayyen. Oturdukları yerde muayyen, alışveriş ettikleri insan da muayyen, müşteri de esnaf da
karşılıklı birbirlerini tanıyorlar. Ve birbirlerine hitap ederken de ismen hitap ediyorlar çok zaman. O yıllarda her tür insan gelirdi. Kadıköy Çarşısı diğer çarşılardan farklı. Kadıköy Çarşısı'nda aradığın her şeyi bulabilirsin, iğneden ipliğe kadar. Gemiyle gelip giden insanlara servis yapıyorduk. Buradan gelmek gitmek zorundaydı insanlar. Gemiyle gelmek gitmek zor, vapurla gelmek gitmek zorundaydı. Eski müşteriler bugünkülerden daha farklıydı. Bugünkü müşteriler hekim önerisine göre, doktor önerisine göre balık alışverişi yapıyorlar. O günkü insanlar balığı tam olarak bilirlerdi. Uskumru Dolmabahçe'nin, Dolmabahçe'yi 20 metre geçsin, modası geçmiş demektir. O zaman, o çarşıya girdiğim zaman içimi bir coşku kaplardı. O meyvelerin güzelliği, diriliği, anlatabiliyor muyum işte, esnafın birbirine takılması, müşteriyi çağırması, müşteriye takılması. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hepsinin ayrı makamı vardı, nakaratı vardı. Anlatabiliyor muyum? Bu yaka zaten neredeyse İstanbul'un sebze ve meyve ihtiyacını hemen hemen karşılayacak güçteydi. Anlatabiliyor muyum? Mesela Hasanpaşa'da bostanlar vardı. Efendim balıklar hakeza öyle. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o gün toplanırdı. O gün pardon tutulmuştur balık. Onları da bilirim. O zamanki kayıklar da enteresan, saltanat kayığı gibi böyle. Kocaman bir burnu vardır, böyle yukarıya doğru şey yapar. En azından üç çifte kürekle çekilir. Ondan sonra onlar böyle saat 5:30, 6, 7 gibi baştan kara vururlar şeye. Çarşı ama bir alemdir yani. O tabirin şimdi şeyini bulamayacağım size. Yani bir şehri ayin derler böyle. Hani şehrin o bayram şeyi var ya. Biz onu, o coşkuyu çarşıda hemen hemen her gün yaşardık açık söyleyeyim. Kadıköy Çarşısı hala önemini, canlılığını ve sunduğu malların niteliğini koruyor. İstanbul'un diğer yerlerine oranla çok fazla değişim geçirmemiş. Yaşanan bazı değişimler de her zaman olumsuz yönde olmamış. Laf aramızda, bugünkü çarşı görünüm düzen bakımından tabii bizim zamanımızdaki çarşıdan çok daha sağlıklı her şeyden evvel. Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi bugünkü çarşı o zamankinden çok daha düzenli, daha hijyenik. Efendim bilmiyorum tabii ama yani görünüm en azından daha Avrupa'yı. İstanbul'un en eski işletmelerinden birkaçı Kadıköy Çarşısı'nda hala varlıklarını sürdürüyorlar. İlk dükkanını 1777 yılında Bahçekapı'da açan Hacı Bekir, 220 yıldır İstanbulluların ağzını tatlandırıyor. 1811 yılında nişastayı un yerine kullanarak o güne kadar pekmez ve unla üretilen lokumu yeniden yaratmış. Adı gırtlakta yaptığı rahatlamadan dolayı rahat ül hülkümden gelen lokum bir seyyah tarafından İngiltere'ye götürülüp Turkish Delight adını almış. Bugün hala bulunduğu mekan işletmenin eline 1913 yılında bir İtalyan aileden geçmiş. Udi Cemil Bey'in şekerci dükkanı bugün artık yerinde yok. 1923 yılında kurulan Baylan Pastanesi ise İstanbullulara hizmette devam ediyor. Philip Lenas tarafından Lorian adıyla kurulan pastane, 1934'te Vatandaş Türkçe Konuş sloganının etkisiyle Baylan adını almış. Pastane uzun bir dönem edebiyatçıların buluştukları bir mekan olmuş. Sait Faik, Oktay Rıfat, Behçet Necati Gil, Atilla İlhan ve başkaları Baylan'da buluşup günün edebiyatı üzerine sohbetler etmişler. Ve bir kısmı edebiyat içinde Baylancılar diye anılmışlar. Baylan Pastanesi'nin Beyoğlu Şubesi 1967'de, Karaköy Şubesi ise
1992 yılında kapanmış. İşletmenin sahibi olan Lenas kardeşler, pastacılık geleneğini şimdi Kadıköy'de sürdürüyorlar. Kadıköy çarşısı içindeki önemli dükkanlardan biri de İngiliz Kooperatifi. Bu dükkanı başlangıçta İngilizler kurdu. Kaç senesinde kurduklarını bilmiyorum tabii. Fakat onlar 1924 yılına kadar bir kooperatif olarak çalıştırdılar. Bu kooperatifin diğer iki şubesi daha vardı. Yani üç şubeden bir şekil bir müesseseydi. Gayesi İngiliz kolonisinin ihtiyaçlarını temin etmekti. 1924 yılında İngilizler müesseseyi işletmekten vazgeçtiler. Tabii sebebini bilmiyorum. O dönemde İngilizlerin yanında müstahdem olarak çalışan işçilerden dördüne bu müesseseyi, bu dükkanı devrettiler. Bunların arasında babam da vardı tabii. O kişiler, şirkette çalışan isimlerini anımsıyorum. Joseph Salaha, Bensyon Arditi, Luka Dimitriyevich ve babam olan Vasil Juri'ydi. Bundan sonra şirketi onlar çalıştırdılar. Tabii o kooperatif, kolektif şirkete dönüştü. Barındığımız bina eski bir binadır. Üzerindeki tarih 1884'tür. O günden bugüne kadar herhangi bir restorasyon görmedi. Tabii eski halini muhafaza etmektedir. Biraz da tabii bundan dolayı çalışma şartlarımız biraz zordur tabii. Fakat eski halinde muhafaza etmeye gayret ediyoruz. Çarşı bugünkü kadar kalabalık değildi. Yani gelen bütün müşterileri ismen tanıyabiliyorduk diyebilirim. Bizim dükkanda o zaman yiyecek de satılırdı. Yani bakaliye kısmı vardı. Ve bakaliye kısmında olduğu için gelen müşteriler daha çoktu. Yani günde diyebilirim 400-500 kişi yani girdiği olurdu. O kesilen fişlerin adedine bakarak bu rakamı söylüyorum tabii. Ondan sonra bakaliye kısmını kaldırdık. Yani yiyecek kısmını kaldırdık. Rantabl değildi. Sadece züccaciye satmaya başladık. Tabii şimdi müşteri adedi de azaldı. Fakat o zaman tabii çalışanlar da tabii daha fazlaydı. Yani o iş icabı 10-15 kişi çalıştığı olurdu tabii. Şimdi o sayı tabii 3-4 kişiye düştü. İş hacmi o kadar çok değildir, azaldı. Kadıköy'ün tarihi mekanlarından biri de Yeni Moda Eczanesi. Yeni Moda Eczanesi tarihi şöyle. 1902 yılında Faik İskender Bey Kızıl Toprak'ta Eczane-i Saadet ismiyle açmış eczanesi. 1928 yılında tahtit dolayısıyla orada iki eczane varmış. Kadıköy'e nakli uygun görülmüş ve ismini Moda Eczanesi olarak değiştirmiş. Burada Moda Eczanesi olarak devam etmiş. 30
37'de zannediyorum. 36 ya da 37'de vefat etmiş. Oğulları bir süre çalıştırmak istemişler. Ondan sonra veresi babama satmış eczaneyi. Babam 1989-43 yıllar arasında yaşadı. Eczacı Halil Necat Sezer. Memleketi olan Urfa'nın Birecik kazasında yine eczane adıyla eczanesini açmış. O zaman biliyorsunuz tahtit var. İnsan her istediği yerde eczane açamıyor. Orada eczaneyi açmış. Daha sonra buranın satılık olduğunu öğrenince kısmet gelmiş, bu eczaneyi almış 1937'de. Ve Moda Eczanesi'nin başına yeni ismini, kendi eczanesinin ismini ilave etmiş. 37'den 67'ye kadar bu binanın yanındaki binadaydı. Sonra müteahhit medeniyeti girdiği vakit Moda Caddesi'ne buraya kapağı attık. Demek 67'den yıl 97 değil, 30 senede burada halen devam ediyoruz. Demek 1902-1997 bu sene 95. sene oluyor Moda Eczanesi'nin kuruluşu. Bizde oluşu da 37-97-60 senedir de Sezer ailesinde. Yeni Moda Eczanesi'nin Kadıköy'ün kültürel yaşamında da önemli bir yeri var. 1950'li yıllardan itibaren Kadıköy'de yaşayan sanatçı ve edebiyatçıların bir buluşma yeri olmuş. Bu gelenek hala devam ediyor. 52-53 yıldan Haldun Taner gelirdi. Özdemir Asaf, Celal Sılay. 60'a kadar öyle. Onlar yani ilk onlar. Ondan sonra da demin saydıklarımın çoğu müşteri olarak da geldiler. Sonra pekişti bunlar. Yani kaç senelik, bir senelik, iki senelik değil. Eskiden beri gelen bir şey. Eksik olmasınlar. Uğrarlar. Gelip geçerken konuşurlar. Şarap içilir gününe göre. Efendime söyleyeyim. Melih Cevdet gelir mesela. Nihat Türel'in kadim arkadaşı otururlar konuşurken ben de dinlerim, dinlemeyi severim onları çünkü şeyim el vermez yani bilgim ve kültürüm diyeyim el vermez onlara yetişmeye, dinlemekle faydalanmaya çalışırım, şarap da içeriz. Erenlerin sağa solu belli olmaz, rakı da içilebilir. O şarap tabii en şey sohbetin harcı. Kadıköy'ün eğlenceleri, Kadıköy'ün 5 tane çayırı vardır. Bunlardan en meşhurları, bizim devrimizde en meşhur olanı Moda Çayırı ile Kuşdili Çayırı'ydı. Ama Kuşdili Çayırı daha önde gelirdi. Akşamüstü herkes Kuşdili Çayırı'na giderdi. Ve Kuşdili Çayırı'nda da bir de sineması vardı, Kuşdili Sineması. Kuşdili Sineması, bundan sonra Fenerbahçe'nin lokali vardı orada, Fenerbahçe, yanan lokal.
Fenerbahçe Kulübü'nün yanan lokali var. Onun bitişinde de Hamdi'nin gazinosu vardı. Şimdi Kuşdili Çayırı, Kuşdili Sineması, Fenerbahçe lokali ve Hamdi'nin gazinosu oraya bir özellik verirdi. Akşam olmaz mı herkes orada böyle bir oturmaya, gezmeye, gençler flört etmeye ama karşıdan karşıya flört etmeye böyle giderler. Bir de Kuşdili Çayırı'nda cambaz kurulur, ip cambazı. Bir tane direk diker, karşılık işte onun üzerinde gider gelir filan. En son günü de sırtına bir koyun alır. Koyunla beraber telin ortasına kadar gelir. Telin ortasında o koyunu keser. Ondan sonra yine o koyunu aşağıya ipnen sallandırır. Kendisi iner alkışlarla filan. Tam para vereceği zaman da herkes yavaş yavaş kaçardı. Ondan sonra da adamcağız da ama geçiniyorlardı demek ki o devam ettirirlerdi. Bir de bir Cambaz Ali diye birisi vardı. Cambaz Ali. Direğin tepesine çıkar o sol kolunu öyle sol kolunu kırt diye şeysinler omuzundan çıkardı. Kol böyle bir anormal bir şekil alır sonra yine takardı orada kolunu. O girip çıkan kolla o direği direkte böyle elinde sopasından filan cambazlık yapması da bir tuhaf bir şeydi genç adam. Ama işte bunlar Kadıköy'ün eğlenceleri filandı o zamanlar. İşte dondurmacısı, kağıt elvacısı, fotoğrafçısı, ayaklı fotoğrafçılar onlar bir eğlence. Fakat Charleston modası çıkar çıkmaz iş değişti. Herkes bir dans merakına başladı. O dans merakı işi moda tarafına kaydırmaya başladı. Yani Mühürdar Gazinosu başladı o vakit. Mühürdar Gazinosu'na doğru kaydılar ve Bellevue'ye doğru kaydılar. İşte o Alaturka olan Kuşdili Çayırı'nın eğlenceleri yavaş yavaş sönmeye başladı. Yeni bir eğlence tipi çıktı. Daha sonra Süreyya Paşa sineması yapıldı. Kadıköy'ün eğlencesi bir sinemalardı sadece. Yani eski sinema, Süreyya sineması en belirgin eğlencesi oydu. Bir de Fenerbahçe'ye gezmeye gidilirdi. Modaya gezmeye gidilirdi. Pek başka bir eğlence yoktu. Piknik türünde yemekler hazırlanır. Mesela pazar günü sabahtan çıkılır, gidilir Fenerbahçe'ye akşama kadar yerlere oturulur. Yemekler yenir, çocuklar oynar. Akşam bütün onlar toplanır, eve dönülürdü. Ve nakil vasıtası da şeydi yani talika dediğimiz o tek atlı arabalardı. O arabaya binilir. O arabayla Bostancı'ya, Fenerbahçe'ye gidilirdi. Nakil vasıtası ve eğlenceli bir nakil vasıtasıydı. Tabii çocuklar o arabaya binmeyi çok isterlerdi. Hatta arabacının yanına bindikleri zaman büyük bir olaydı çocuklar için. Atı kırbaçlamak falan. O senelerde ben çok evvel, çok enteresandır, çok evvel 1923 senesinde buradaki bahar şey vardır biliyorsunuz, Mühürdar. Mühürdar'da bugün yok olan Mühürdar Bahçesi'nin de orası bir çay bahçesi. Ama orada bir dans pisti var. Ve Rus, Beyaz Rus. Beyaz Rus biliyorsunuz. Söyleyeyim. Beyaz Rus Popov'un orkestrası var. Dans orkestrası var. Anlatabiliyor muyum? Ve millet Charleston yapıyor. En büyük şey mesela şimdi olmayan modaya piyasaya çıkardı millet. Piyasa derdik ona. Dolaşmaya falan da. Moda Deniz Kulübü'nde o zaman ilginç topluluklar gelirdi. Bunları bilen arkadaşlarım ilginç olduğunu söylerdi. Ben çünkü öyle şeye pek yatkın değildim. Orada canlı mı diyorlar şimdi, canlı müzik yaparlardı. O iskelenin üstünde de sıra sıra millet, gençler, yaşlılar dizilirler. Ön tarafta da sandallar, mesela yatsa mehtaba çıkmışlardır, şudur budur yemekleri. Yahut da yalnız gezmek için orada müzik dinlerlerdi. Kalamış'taki Todori'nin meyhanesi mesela, ondan evvel Vasil'in meyhanesi. Bunlar yazın büyük bir faaliyet gösterir. Çünkü pazar günleri İstanbul tarafındaki bütün akaliyetler, bilhassa Rumlar oraya hem gelirler içerler hem de Todori bir de bir şey yapmıştı, pist yapmıştı. Orada dans edilirdi. Fakat kışın bunların hepsi bahçeleri falan kapanır. Bunlar bahçeydi çünkü. Bahçeleri kapanır. Ufak yerlerde civarın
böyle akşamcıları oralarda buluşurlar. Hatta bunlardan pek çokları şimdi öldü ya. Selahattin Pınar da orada bir akşam otururken ölmüştür. Masanın başında öldü. Todorov'un gazinosunda. Yani içeride, iç kısımdaydı orada. Başka da pek bir eğlence yerleri yoktu. Kışın özellikle, kışın bir eğlence yeri yoktu. Ama daha ufak tefek şeyler vardı ama genel olarak bunlardı Kadıköy'de. Kadıköy, Osmanlı'dan miras kalan kozmopolit yapısını yakın bir geçmişe kadar korudu. Rum, Ermeni, Yahudi cemaatlerinin yanı sıra yoğun bir Levanten nüfusla Kadıköy'de özellikle moda semtinde varlığını sürdürdü. Ve bölgenin gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Aşağı yukarı 20 bin Rum, 10 bin Müslüman, 10 bin Ermeni ve 10 bin civarında da tatlı su Frankleri dediğimiz işte İngilizler, Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, Maltalılar vesaire den şekil aşağı yukarı 50 bin kişi yani 1923 yıllarında 50 bin kişilik bir nüfusu var Kadıköy'ünün. Moda'da iki mühim aile yaşamış vaktiyle. Bunların birisi Tübiniler, birisi Lorando'lar. Şu bulunduğumuz yer Lorando'ya aittir. Yani şu çekim yaptığınız şu yer vaktiyle Lorando'ya ait. Çünkü küçük Moda. Şimdi bunlar Sakız Adası'ndan gelmişler. Aslında İtalyan asıllı bunlar ama Fransız uyruklu. Bunlar doğrudan doğruya buraya gelmemişti. Evvela bugünkü Amerikan konsolosluğu'nun civarında bir yerde oturuyorlar. Kirayına oturmuşlar ya da ev almışlar. Kısa zamanda zengin olmuşlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir Levantenin zengin olması gayet kolay. Çünkü askere gitmiyor, bu işi de biliyor, yapıyor. Osmanlı'ya gelince Osmanlı daima bir de slogan takmışlar peşine. Ya kalemi olmalı ya seyfi yani. Ya Babali'de katip olmalı yahut da şanlı şerefli asker olmalı. Gitmeli Yemen'de ölmeli. Ama asıl ticareti Levanten grup yapmış. Onun için parayı onlar kazanmış. Bunlar da kısa zamanda zengin olmuşlar. Modaburnu'nun adı Tübini Mahallesi'dir. Tübini Mahallesi. Bugün Kadıköy'deki postanenin bulunduğu bina da Tübinilere aittir. Eski adam onun evi evvelce şeydi. Sahilde deniz kenarıydı. Sonradan doldurdular. Onun adı Kumluk derlerdi. Kumdan doldurdular orasını. Kaymakamlık binası doldurulmuş kumun üzerine yapılmıştır. İşte bu Tübinilerin böyle sahildeki evlerine, kıyıdaki evlerine Tübini Rıhtımı denirdi. İsmi Tübini Rıhtımı, Tübini Mahallesi. Ondan sonra ileride bir Tübini Kilisesi vardır.
Bugün sular idaresinin bulunduğu yerde eskiden tübünün de evi vardı. O tübünün evi de sonradan okul oldu. İtalyan okulu. Genellikle deniz ticareti ve bankerlikle uğraşarak zenginleşen Levanten nüfus, İkinci Dünya Savaşı yıllarından sonra göçler ve ölümlerle giderek azaldı. Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerden oluşan azınlık nüfusun göçüne ise farklı etkenler neden oldu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yürürlüğe konan varlık vergisi, haksız uygulamalar sonucunda azınlıkların göçüne sebep oldu. Varlık vergisi, o zaman da tabii ben çocuktum. Fakat o günleri hatırlıyorum. Yani babam ile annemin çok sıkıntılı olduklarını hatırlıyorum. Bir gün tanımadığım bir adam evimize geldi. Evin odalarını bakmaya başladı, bir şeyler yazıyordu. Sonradan evi ipotek ettiklerini öğrendim. Bankayı ipotek etmişlerdi. Yani o istenen parayı temin edebilmek için. Ve ondan sonra da tabii o varlık vergisinin miktarında da yani tanıdıklar vasıtasıyla biraz bir indirim yapıldığını hatırlıyorum. Yani o parayı verebildiler. O parayı verebildikleri için babam şeye gitmedi, Aşkale'ye gitmedi. Çünkü o parayı ödeyemeyenleri Aşkale'ye gönderdilerdi. Gitmediydi. Fakat tabii yani zor dönemlerdi. Yani hissediyordum o zorluğu. Ben çocuktum tabii. Ama hissediyordum o zorluğu. Birçok insan mahvoldu. Yani iktisaden yıkıldılar. Yani işlerini kapattılar. Kimisi sokakta limon satmak zorunda kaldı. Kimisi memleketi terk etmek zorunda kaldı. Yani birçok yani öyle misaller var. Çünkü büyük meseleler vardı, kapandı. Bunlardan biri Asadur dedikleri biriydi. Altılı Pazarlama'da dükkanı vardı. Elbise, kumaş falan satardı o zaman. Türlü kumaş satardı. O dönemler zordu, evet. Özellikle Rum azınlığın göçüne sebep olan olaylardan en önemlisi ise 6-7 Eylül olaylarıydı. 6 Eylül günü bir İstanbul gazetesinde Atatürk'ün doğduğu Selanik'teki evin bombalandığı haberi yayınlanınca İstanbul Rumlarına ve Yunanistan temsilciliklerine karşı geniş ve taşkın bir halk hareketi oldu. Daha sonra olayların provokasyon olduğu anlaşıldı. Ama Rum azınlık içinde var olan güvensizlik bu olaylar sonucunda derinleşti. 6-7 Eylül gecesi ben arada bir de sinemaya gidiyordum tabii. Süreyya sinemasındaydım o akşam. Halbuki karşıda hadiseler falan olmuş. Duymadık hiç. İlgimiz de yoktu belki. Film seyrediyorduk. Ortasında birden Murtad'ın haricinde ışıklar söndü. Tekrar ışıklar yandı. Bayraklarla falan birileri çıktı. Orada bir şeyler söylediler, ettiler. Bir mana veremedim. Dışarı çıktığımızda o bir kalabalık bir şey ne oldu işte karşıda şöyle Atatürk'ün evi bombalanmış falan dediler. Eczaneye geldim. O zaman tabii çarşı daha bozulmadıydı. Yanımızda da kahveci Panayot'un dükkanı vardı. 3-4 posta millet geldi, oraları taşlıyorlar, buraları vuruyorlar, yıkıyorlar ama acayip acayip kimseler modalı olmayan kimseler. Yani modalı kimse görmedim onların içinde. Yanında da kahveci mesela Panayot orada kapının önünde duruyordu. Bir grup geçti. Ellerinde liste vardı. İşte. Bakıyor şöyle. Burası kimin falan dedi. Burası kahvehane dedim. Kahvehane anladık da kimin kahvesi. İşte kahvehanedir falan derken bana bak oyalama dedi. Yoksa senin dükkanında yaparız. Panayot'a baktım orada duruyor sapsarı. Zaten ellerinde liste var kimin ne oldu. Pa dedim Nayot'u tamamlayamadan camın çerçevesini indirdiler. Benim o zaman ikmal imtihanım vardı. Kadıköy'de değildik, adadaydık. Adadan Haydarpaşa'ya indim. Haydarpaşa'nın da tabii Fransız Mektebi'nde okudum, Sanzöf'te okudum. Oradaki ikmal imtihanına girmek için çıktım baktım sokakta. Her şey yollara dökülmüş. Haydar bu Rıhtım Caddesi'nde birçok dükkanlarda yani dikiş makineleri denize atılmış, kumaşlar parçalanmış.
Bazı dükkanlar tahrip edilmiş, bazıları tahrip edilmemiş. Anlayamadım. Yani başlangıçta bir şey oldu ama ne oldu anlayamadım. Biz adada hissetmedik onu. Yani adada hiçbir şey yapılmadı. Yani oradaki emniyet teşkilatı yani bizleri korudu. Yani oradaki halkı korudu. Ondan sonra dükkandan geçtim. Dükkan paramparçaydı. Yani kepenkler böyle yırtılmış, camlar kırılmış. İçerisi darmadağınıktı. Bütün mallar dışarıda. İçerisi kırık, hiç sağlam bir şey yoktu. O zaman tabii biz şirkette ortak değildik. Yani o şirkette bulunmadığımız dönemdi ama dükkanın içi berbattı, haraptı. Ondan sonra çıktım bizim Kadıköy'deki eve, gittim baktım. Kadıköy'deki evde hiçbir şey yoktu. Bizim bitişimizde Kemal Aygün'ün ailesi otururlardı. Çok iyi insanlardı. Onlar bizi korumuşlar. Yani eve bir şey yaptırmadılar. Fakat o zaman da yani bilmiyorum tesadüf müdür şey midir? Yani bazı evlerin üzerinde böyle işaret gibi yani tebeşirle, boyayla konmuş bazı işaretler gibi. Yani bizim evin kapısında da böyle bir işaret vardı. Hani o işaret bu eve dokunmayın yoksa bu evi kırın işareti miydi bilmiyorum tabii ama bizim eve hiçbir şey yapılmadı. Ondan sonra tabii gazeteleri aldık, okuduk. Olayın ne olduğunu sonra anladım. Yani başlangıçta anlayamamıştım ne olduğunu. 6-7 Eylül hadiseleri esnasında ben Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde asistandım. Ve benle beraber o esnada asistan olan, fakat sonradan dahiliye vekili olan Namık Gedik o gün Ankara'dan gelmişti. Kızıltoprak'ta ev vardı. Hocam Doktor Ahmet Rasim Bey ile beraber o hadisenin üzerine bir sabahleyin hastaneden Namık Gedik'in evine gittik. Doktor Namık Gedik'in evine gittik. Bize söylediği şey şudur. Niçin olduğunu biz anlayamadık dedi. Bu bir tesadüftür. Tesadüf olması lazım dedi. Ama Kadıköy'de var. Ondan sonra Beyoğlu'nda var. Ama adada da var. Adalarda da var. Yani bir anda bu kadar büyük organizasyonu meydana getirmek tam bir tesadüf olması mümkün değildir. Herhalde başka bir organizasyon var bunun peşinde, arkasında. Ama Namık Gedik'in ki dahiliye vekildi o gün, bize söylediği sabahleyin buydu. Sonradan da galiba tam olarak anlaşılmadı hala. Rum nüfusun son büyük göçü, Kıbrıs olayları sonucu 1964 yılında çıkarılan bir kanunun zoruyla oldu. Yaklaşık 40 bin Rum, mallarına el konularak Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakıldı. Bir doktor, Allah rahmet eylesin, dinince dinlensin diyelim. Doktor Asgaridis vardı. Moda'nın eski doktorlarından herkesi tanır eder falan. O bir gün dedi ki, Melih dedi, ben burada doğdum. Annem babam da buralı. Buradan gitmek istemiyorum ama bu aynen bu sabiler için gidiyorum. Yani çocuklar için ufaklar o zaman. Çünkü rahat edemeyecekler falan. Ve dedi 63'te, 64'te burada dedi ekaliyet, yani Rum ekaliyeti adam akıllı azalır dedi herkes dedi. Peki ondan sonra hakikaten göç başladı. Kıbrıs meselesinde efendim, gayrimüslimlerin mağazalarından alışveriş yapmayın diye sloganlar atılıyordu. O zaman ben burada çalışıyordum. Müşteriler söylerdi, kapıdaki adam bu dükkandan alışveriş yapmayın dedi ama biz yani iş yapmadık. Yani siz bizim dostlarımızsınız. Yani gene geldik buraya şeklinde söylenenler vardı. Göçler başlayınca şey bitti. Ne derler onun ismi? Ekaliyet bitti sayılır. Bugün tasavvur edin 2500 tane Rum var. Tamam. Şimdi biz o kadar iç içe yaşardık ki ve hani tasada ve şeyde ne derler onun ismi mutlu günlerde sanki onlar bizdenmiş diye bir ayrım gözetmezdik, onlar da gözetmezlerdi. Ne gibi? Bayramlarda gelir bayramlaşırlardı bizden. Hatırlıyor muyum? Gelir bayramlaşırlardı. Veya Madam Katina efendim İstanbul'a geçecek. Küçük kızlarını getirir, benim anneanneme teslim eder. Ondan sonra kalkar gider karşıya. Anneannem de o iki şeye, söyleyin iki küçük kıza bakar.
işte af buyurun altını temizleyecekse altını da temizler. Anlatabiliyor muyum? İşte besler bilmem ne yapar. Ondan sonra katine İstanbul'dan döner gelir teşekkür eder. Efendim ondan sonra kızlarını alır gider. Anlatabiliyor muyum? Yani tasada da şeyde de biz birdik. Bir ayrı gayrı yoktu. 1963 olayları tabi biraz soğukluk getirdi. Ama burada onu ben yaşamadım açık söyleyeyim. Hissetmedim dahi. İnsanın vatandan ayrılması güzel bir şey değildir. Çok zor bir şeydir. Çünkü şu olay var efendim. Yani insan ne ailesini seçebilir, ne anasını babasını seçebilir, ne ırkını seçebilir, ne dinini seçebilir. Hiçbir şey yani seçemez. Dostlarımı çok seviyorum. Yani Türkleri çok seviyorum. Yani kendimi farklı görmüyorum. Size biraz önce bahsettiğim gibi insanlar yani seçim yapmak imkanına sahip değildirler. Yani muayyen bir ailenin içinde, muayyen bir dinde dünyaya geliyorsunuz ve öyle devam ediyor, gidiyor. Hayır yani gitmeyi hiç düşünmedim. Düşünmüyorum da. Yani inşallah da yani gitmek zorunda bırakılmayız. Onu temenni edeyim tabii. Bize zor diyen bir sebep inşallah öyle bir sebep olmaz. Kadıköy'ün M.Ö. 5000'li yıllardan başlayarak günümüze uzanan öyküsü kısaca böyle. Yaşanan değişimler, yıkımlar, yeniden yapılanmalar, işgaller, göçler ve günlük hayatın içinde yaşanan acılar ve mutluluklar. Bütün bunlara rağmen Kadıköy, yeni yaşamları içinde barındırarak geçmişten geleceğe uzanan varlığını sürdürüyor.